Samimi Analiz'den merhabalar. Her gün farklı konu ve isimlerle, konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi siber güvenlik uzmanı, Türk Hacker Devran Karaçay bizlerle. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Devran? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Senin Charlie Hebdo'nun sitesini hacklemen Türk Hacker olarak tanıdık ama biraz açar mısın? Nasıl başladı? Nereden aklına geldi? Siber güvenlik konusunu nereden başladım? Yoksa bu Charlie Hebdo'ya? Özellikle siteyi birdenbire hacker olarak işte hacklemen nereden geldi? Şöyle anlatayım. Öncelikle herhangi bir şekilde aklıma gelmesine veya birinin aklıma sokmasına ihtiyaç duymadım. Bir Türk genci olarak yapılan karikatürü gördüğüm zaman zaten bir tepki verdim. Bundan kaynaklı kendi tepkimi Türk milleti adına göstermek istedim. Yani bunu ben yapmasaydım da herhangi bir Türk genci yapsaydı diye çok ümit ettim. Çünkü illa benim yapacağım bir şey değil, her Türk evladının, her Türk gencinin, her Türk vatandaşının bence bir tepki göstermesi gerekiyordu. Evet, şöyle biraz başa alalım istersen. Depremin ikinci günüydü. Biz büyük bir afetle, büyük bir yıkımla, enkazlarla, çığlıklarla boğuşurken birdenbire sosyal medyada özellikle böyle bir karikatür görünce zaten içimiz daha da dağlandı. Yıkıntılar içerisinde şöyle yazıyordu. Tank göndermeye gerek kalmadı şeklinde bir ibare vardı. Bayağı bir dolaştı. Sadece bizim ülkemizden değil, dünyanın dört bir yanından tepkiler yağdı. Sen bunu görünce ne hissettin? Ya bunu görünce kendi adıma konuşacak olursam kendi adıma gerçekten ilk defa bu kadar bir dergiye veya bir siteye karşı sinirlendiğimi hissettim. Şöyle dile getireyim. İnsanlar zaten bir acı içinde, bir depremden çıkmış, ailesini kaybeden, işte yakınlarını kaybeden bir ton insan varken bunlara böyle bir karikatür yapmak bana göre bir insanın yapacağı bir iş değildir. Tepkimi de güzel bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Evet, birden bir baktık ki artık erişim engellendi. Neler evet. Yaptılar o anda? Yaklaşık bir saat boyunca siteye mehter marşı koydum. Türk bayrağımızı koydum. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini koydum. Site bir saat boyunca benim yaptığım gibi kaldı. Sonrasında Türkiye erişim engeli geldi. Türkiye'deki insanlar siteye giremesin diye Türkiye IP'sini, lokasyonu komple yasakladılar. Peki daha önceden yaptığın bir şey miydi hacklemek bir siteyi yoksa? Şöyle, bizim işimize pentest deniyor, yani sızma. Farklı firmalara sızmayı deniyorduk. Bunun amacı test. İnsanlar bizim firmamıza sızlıyor mu diye merak ediyorlardı. Biz de bunları test edip karşı tarafa raporluyorduk. Normalde yaptığım işim buydu zaten. Fakat bu yaptığım işim bir rapordan ziyade bir ders nitelikliydi. Baktığım zaman da aslında çok güzel vurgular ortaya koymuşsun. Direkt olarak gördüğümüzde işte Türk bayrağı, ondan sonra Mehter Marşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları. Tepkiler ne şekildeydi peki? Evet, şöyle, siteye şöyle bir yazı bırakmıştım. Ben Devran Karaçay, herhangi birinizden korkum yok çünkü bir Türk genciyim. Siz alay edemezsiniz, sadece alay konusu olursunuz gibisinden bir yazı bıraktım oraya. Onun haricinde dediğiniz gibi güzel şeyler bıraktım oraya. Mehter Marşı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı. Bunu çok farklı yerlere çekenler oldu. Örnek veriyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ü koymamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çektiler. Mehter Marşı'nı koymamı AK Parti'ye çektiler. Yaptığım şeyi komple milliyetçiliğe çektiler. Böyle bir amacımız olmadı. Bizim burada göstermek istediğimiz Türk gencinin gücüydü. Yani herhangi bir yere çekilsin diye biz o sembolleri oraya koymadık. Onlar zaten bizim kendi milletimizin sembolleri ve bunları farklı partilere çekmeleri çok yanlış bir durum. Bir Türk genci olarak bunu her insanın yapması gerekiyordu. Her insanın en azından bir emek sarf etmesi gerekiyordu. Var olan gücünü ortaya çıkarması gerekiyordu. Yani buna ilk adım ben atmış olabilirim. Umarım sonraki adım da başkalarından gelir. Evet, daha önceden de Charlie Hebdo'nun yapmış olduğu bir takım benzer işte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler de vardı. Ama burada bir daha fazla milliyetçi ruhunun ortaya konduğunu görebiliyoruz, evet. Gözlemleyebiliyoruz. Peki bu tepkilerden sonra tekrardan bir açıklama yapma ihtiyacı duydun mu? Ben bir Türk genciyim, sadece bunun için yaptım diye. Evet, bunu kendi sosyal medya hesaplarımda da dile getirdim. Çıktığım canlı yayınlarda da dile getirdim. Gerçekten bu yaptığım işi sadece kendi milletimi sevdiğim için, bir Türk genci, ya damarlarımdaki o asil kanı hissettiğim için yaptım. Herhangi bir
siyasal bir konuya değinmek veya yaranmak için yapmadım. Bunu da çok kez dile getirdim. Evet, şimdi gençlerimizin çok fazla siyasete girdiğini söyleyemem ama senin hani bu şey bir şekilde aslında vatanını, milletini, değil mi, korumaksa bu, evet, şekilde. Çünkü karikatürde ne diyor? Tanklara gerek kalmadı, biz de bu şekilde size bir cevap verilmiş diye bir, biz acımızla uğraşırken özellikle böyle bir şeyi görünce neye uğradığımızı şaşırdık ve sonrasında Filistin'i bir karikatürde bir işte bilek, sonrasında orada tek yumruk olduğumuzu, tek vatan olduğumuzu belirten Türk bayrağıyla bir karikatür yeniden servis edildi. Onu görünce ne hissettin? Gerçekten o beni çok mutlu etti. Verilebilecek en güzel karikatürlü, çizimli bir cevabı senin vermişler. Senin yapmış olduğun hamleden sonra özellikle de. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, herkes elinde var olan gücü ortaya çıkıyor. Mesela bunu yapan ekip güzel bir çizimci olabilir veya o da bir dergi olabilir. Karşı tarafa güzel bir cevap verdi. Hı hı. Mesela ben siber güvenlik uzmanıyım. Elimde var olan güç buydu. Böyle bir cevap verdim. Evet. Bu ülkede herhangi bir savaş, Allah korusun, çıktığı vakitte insanlar nasıl var olan gücüyle savaşacaksa, ben de kendi elimdeki gücü kullanarak bunu yaptım. Peki araştırmaların ya da gördüklerin ne yönde? Şimdi bir drone kaldırılıp işte hiç ulaşılamayacak bir takım bilgisayarları, belgeleri ulaşılabiliyor. Evet. Bu birçoğumuz adına, hükümetler adına da ya da işte bir kurum adına da çok büyük bir güvenlik eksiği. Ya da bunun gibi bildiğin neler var açık olarak gördüğün ve önlem almamız gereken noktalar şunlardır dediğin neleri görüyorsun? Önlem almamız gereken, kendi fikrimce, tek nokta şudur: güncelleştirmemek. Hı hı. Çünkü bu kullandığımız sistemlerin bir yazılımcısı var ve herhangi bir hata algıladığı vakitte bunu düzeltiyor. Örnek veriyorum, bilgisayarda kullandığımız işletim sistemi. Evet. Buraya herhangi bir virüs sızdığı vakitte bu inceleniyor ve yaklaşık bir gün içerisinde bir güncelleme geliyor. Fakat siz o güncellemeyi yapmadıktan sonra o virüs tekrardan sizin bilgisayarınıza sızıyor. Çünkü onun karıması güncellemede geldi. Genel olarak bir güncelleştirmeme problemimiz var. Evet. 2012 yılında bir saldırı olmuştu. Şöyle anlatayım, bir solucan saldırısı, bilgisayarları sızan bir virüs diyelim. Bunun tedbiri 2010'da alınıyor. 2010'da bilgisayarlar bunun güncellemesini getiriyor. Fakat kimse güncellemediği için yaklaşık 700 bin tane bilgisayara bu virüs sızıyor. Böyle bir örnek vereyim. Peki buradan yola çıkarsak, sen dergiyi nasıl hackledin, siteyi? Ben sitede veri tabanı açığı buldum. Hı hı. Veri tabanı açığı, İşte sitede kayıtlı olan tüm bilgiler orada görünüyordu. Ben admin tablosunu çektim, admin paneline giriş yaptım. Sonrasında işte Mehter Marşı, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı resimlerini oraya yerleştirdim. Onun haricinde siteye mail attığımız vakitte PDF attık siteye. Her attığımız şeye tıklıyorlardı. Yani çok bilinçsiz hareket ediyorlardı. Bunu biraz vatandaşın nezdine çektiğimiz zaman hepimizin cep telefonlarında bir takım aplikasyonlar, işte bankalar vesaireler var. Mesela hani birçok kimse güncelleme yapmıyor. Şimdi sen anlattıklarından bunu anlıyorum. X bir bankanın aplikasyonu benim telefonumda ama ben onu güncelleme yapmadığım takdirde bu işte bir takım güvenlik problemlerine sebebiyet verebilir mi? Evet, verebilir. Şöyle söyleyeyim. Bir sistem var kullandığımız, güncel veya değil. Sistemden daha çok önemli olan insanların bilinçli olması. Hangi dosyayı tıklayıp tıklamayacağınızı, hangi linke tıklayıp tıklamayacağınızı bildiğiniz sürece de başınıza herhangi bir şey gelmez. Çünkü hack dediğimiz olay şöyle bir şey. Ben suyu içmek için bardağı elime alıyorsam, bir hacker da size bir zarar vermek için size bir şekilde dokunması gerekiyor. Evet. Dokunmadan herhangi bir şey yapamazlar. Size bir link atıldığında buna tıklarsanız, herhangi bir şüpheli dosya geldiğinde bunu açarsanız, zaten ateşe körükle gidiyorsunuz. Dediğim gibi yazılımdan çok insanların bilinçli olması önemli. Peki sen bu linkleri yolladığın zaman siteye böyle bir sana geri bildirim geldi mi? Hacklendikten sonra özellikle sana ulaşmak istediler mi? Çünkü sen açık adres belirtiyorsun orada. Evet, şöyle, benim aslında ilk amacım, yani sitenin eklenmesi tabii güzel bir şey, hı-hı, bana ulaşılmasıydı. Çünkü bana ulaşıldığı vakitte milletime bu tür bir karikatür yapan insanın kim olduğunu görür ve ona daha büyük bir ceza verebilirdim. Bunu düşündüm. Fakat herhangi bir şekilde bana ulaşmadılar. Herhangi bir yazı vesaire gelmedi. Ben bu olaya baktığım zaman öncesinde Fransa'daki Türkler siteyi görüyorlar ve bunu screenshot alarak vesaire haberlere yayıyorlar. Hı hı. Sonrasında Türkiye'ye geliyor. Ben bu kadar olayın içinde bana ulaşmadıklarına gerçekten çok şaşırdım. Instagram'dan mesaj atamıyorlar. Onun sebebini söyleyeyim. Daha öncesinde Peygamber Efendimiz'le alay edildiği dönemde de Instagram'larına saldırı yaptık. Medyacı arkadaşlarım var. Beraber bir grup kurup saldırdık.
Bakarsanız Ocak ayından beri herhangi bir şekilde karikatür çizip gönderi atamıyorlar. Peki şöyle sormak istiyorum bir kez daha. O zaman hani normal hepimizin ya da işte ünlü kimseler, fenomenler vesaire şu an artık hayatımızda çok revaçta ya. Evet. Onlar da hani çoğu zaman şöyle haberlerle de karşılaşıyoruz. Link gönderildi, o linki tıklayınca her Evet. şeye açık mı oluyoruz? Şöyle oluyor. Şimdi örnek veriyorum kullandığınız sosyal medya Evet. hesapları. Bunların elinizden gitmesi için gelen bir linke tıklamanız gerekiyor. Bu linke tıkladığınız vakitte orada hesabınızı doğrulayın gibisinden bir sayfa gelir. Kullanıcı adı şifrenizi girersiniz. Sonrasında hesabınız gider. Olay budur. Bir de şöyle bir yöntem var. Örnek veriyorum. Şifreniz sizin evcil hayvanınızın ismi ise, isim soy isminiz ise, doğum tarihiniz ise, telefon numaranız ise, bunlar tahmin edilebilir şifreler olduğu için brute force dediğimiz, kaba kuvvet dediğimiz bir atak yöntemi var. Sizin koyabileceğiniz şifreleri bir listeye alıyoruz ve sürekli bu şifreleri deniyoruz. Bundan korunmak için de her sosyal medya platformunda özelliği bulunan iki faktörlü kimlik doğrulaması var. Bunu açarsanız herhangi bir şekilde şifreniz açığa çıksa bile size bir doğrulama kodu gelmeden hesabınıza giriş yapamazlar. Peki siber zeka alanında da yine 1 milyon kişi arasından birinci oldun. Evet. Bununla ilgili çalışmalar ne yönde? Şimdi özellikle de bu haberleri de gördükten sonra senin kapını çalanlar mutlaka vardır. Ne yönde geliyorlar? Şöyle iş teklifleri geldi. Bunlar işte düzenli işler olsun, tek seferlik işler olsun. Benim kullandığım politikaya uygun olan işleri, yani legal olan işlerin hepsine cevap verdim. Elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum. Siber zeka konusunda da liseler arası bir yarışmaydı. Lisede bilgisayarla ilgilenen öğrenciler için yapıldı. Siber zeka yarışması. Yaklaşık bize 10 adet soru soruldu. Capture the flag tarzı. En kısa süre içerisinde cevaplayanlar işte ilk 50 kişiyi listeye aldılar. Bunların başında ben vardım. Yaklaşık 35 saniyede o sınavı bitirdim. Peki yine aynı şekilde başka bir yerden bir saldırı gelse, o zaman ne düşünürsün? Aynı şekilde hareket eder misin? Şöyle, herhangi bir yerden bizim ülkemize yönelik bu tür bir saldırı gelsin. Ben elimden gelen, var olan gücümle hareket ederim. Benim gücümün yetmediği yerde başka bir Türk gencinin gücü yeter. Onun gücü yetmediği yerde başka bir Türk gencinin gücü yeter. Ama eninde sonunda biz bunun cevabını veririz. Gelen bize karşı olan her alaycı tavırın, işte her kötü sözün, her eylemin, her boykotun bunların hepsini karşılığını verebilecek güçteyiz. Peki biz genellikle hackerları gizli biliriz. Hani böyle bizim aklımızda şöyledir ya işte kapşonlu, ondan sonra Evet. kendini belli etmeyen, ama sen açık adres veriyorsun. Bu konuda ne düşünüyorsun? İyi bir şey yaptım mı diyorsun yoksa? Şimdi hackerlar kendini neden gizler? Siber güvenlik uzmanları kendini gizlemez. Çünkü onlar zaten beyaz şapkadır. Sistemin güvenliği için çalışıyorlardır. Gri şapka ve siyah şapka dediğimiz kötü olarak nitelendirilen hackerlar kendini gizler. Benim yaptığım kötü bir iş değildi. Ben milletimi, ülkemi savunmak için yaptım. Ve bu haber olsun diye yapılmadı. Bu sadece karşı taraftaki derginin bize ulaşması için yapıldı. Bundan kaynaklı orada isim soy ismim yazıyordu. Ve haber olduğu vakitte de başıma herhangi bir sıkıntı gelmedi. Yani ülkemi savunduğum için kendi ülkemde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. Ne olur belki Fransa gibi bir ülkeye gidemem. Zaten oraya gitmek gibi de bir hedefim yok. Peki dijitalleşme noktasında ülkemizi nasıl görüyorsun? Az önce bahsettin ya, yazılımda bir takım sorunlar vardı. Ama biz de birçok anlamda biz de yurt dışına bağımlıyız. Bu anlamda bizim nerede olduğumuzu görüyorsun? Aslında şöyle çabuk yapılandırılabilen bir ülkeyiz. Örnek veriyorum, herhangi bir pandemi süreci vesaire olduğu zaman anında tık diye online eğitime geçiş yaptık. Evet. Bu gerçekten güzel bir şey fakat online eğitime hemen geçiş yaptığımızda bunlarda da açıklar oldu. Örnek veriyorum, ders yaptığımız uygulamanın kodu farklı bir yere gittiği zaman da bizim dersimize girip trolleyen, saçma sapan konuşan insanlar oldu. Hızlı ilerliyoruz. Fakat güvenlik konusunda bir tık sıkıntılarımız oluyor. Çünkü bir sistemi tamamıyla test etmeden hizmete sunuyoruz. Bunlar tüm şirketler için geçerli. Ben büyük firmaların açık taramalarını yaptım, sızma testlerini yaptım. Ve şu an büyük olarak nitelendirilebilecek her firmada buna benzer bir ton açık bulduk. Peki şunu da sormak istiyorum. Hani işte büyük firmalar dediğimiz Windows olsun, Google olsun, işte bir takım açıklarını bulunca onlardan talep geliyor onlara. Evet. Bunlar için de bir ayrıca uğraşın var mı? Tabii daha önce Apple firmasıyla bir uğraşım oldu. Yaklaşık bir ay boyunca açıklarını taradım.
bir ayın sonunda ufak bir açık buldum. Çok ciddiye alınacak. Zannedersen bir ödüllendirme sistemleri de var galiba, evet, değil mi? Şöyle HackerOne dediğimiz bir site var, ondan örnek vereyim. HackerOne denilen sitede düşük derece, orta derece ve büyük derece açıklara göre bir ücret alıyorsunuz ve firmalar ilan veriyor. Bizi tarayın gibisinden. Ben orada çok aktifim. İşte gelen ilanları sürekli tarıyorum. Apple'da da çok düşük dereceli bir açık buldum. Şöyle söyleyeyim. Bir web sayfasındaki ürünün adını değiştirebiliyordum. Böyle bir açık buldum. Bundan kaynaklı bir mail attım fakat herhangi bir geri dönüş alamadım. Apple'ı aradığım zaman da alamadım. Büyük ihtimalle çok yüksek dereceli açıklarla ilgileniyorlar. Peki şu an bildiğim kadarıyla zaten hali hazırda bir üniversitedesin, çalışıyorsun da aynı zamanda. Ama bunu yurt dışı ayağında daha büyük işte üniversitelerde ekstra ya da bir eklemek istediğim bir şeyler olacak mıdır ileride? Yani şöyle söyleyeyim, yurt dışında da bu işi çok rahat bir şekilde yapabilirdim. Çünkü insanların kendi söylemlerine göre yurt dışında daha çok önem verildiği söyleniyor bilgisayar dalına. Ama benim tam tersi, ben kendi ülkem için çalışmak istiyorum. Eğer orada kendime katabileceğim bir şey varsa da emin olun bunu internetten araştırarak da kendime katabiliyorum. Peki benim de şöyle bir projem var. Yani her şeyin açığı vardır ya. Evet. Bundan ilerleyerek benim de şöyle bir açık gördüm. Benim de böyle bir projem var dediğin, kafanda tasarladığın, ileride sunmak istediğin bir şey var mı? Evet var. Şöyle insanlar phishing yani oltalama linklerine çok tıklıyorlar. Bunlar evet. İçin bir mobil uygulama geliştiriyorum. Gelen linke tıkladığı vakitte öncesinde uygulama test edecek. Gerçek mi değil mi? Gerçek mi değil mi gibisinden bunu kullanıcıya bildirecek. En azından insanların sosyal medya hesapları, işte kullandığı hesapların elinden gitmesini biraz daha engelleyebileceğiz. Onun haricinde Beylikdüzü tarafında bir ofis açmayı planlıyorum. Siber güvenlik ve sosyal medyaya dayalı. Şu an ofis arayışındayım. Böyle projelerim var. Şöyle oluyor ya, genellikle arkadaş çevremiz bile DM attığımız zaman acaba gerçek mi değil mi deyip sonra WhatsApp'tan vesaireden dönmeye başlıyorlar. Ya da bir bakıyoruz ki arkadaşlar gelen mesajlar benden değildir, doğru değildir diye. Bu açıklar sende devam edecek mi? Sanki azalmış gibi de görüyoruz. Ya şöyle söyleyeyim, mesela 2015'te yapılan link saldırısında 1 milyon kişi düşüyorsa şu an 100 bin kişi düşüyordur. Bu gitgide azalıyor, insanlar bilinçleniyor. Fakat hiç beklemediğiniz bir anda da hesabınız gidebilir. Gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, en yakın arkadaşınız. Onun en yakın arkadaşı. Bu bir zincir. Herhangi bir hesabını çaldırsın. O hesaptan sizlere link atılacak. Siz en yakın arkadaşınıza attığı linke tıklar mısınız? Tabii ki. Evet. O linki kontrol etmeniz gerekiyor. Veya tıkladığınız vakitte orada sizden ne istediğini kontrol etmesi gerekiyor. Hiçbir sosyal medya platformu size link atarak kullanıcı adı şifrenizi, e-posta şifrenizi istemez. Hiçbir sosyal medya platformu size DM yoluyla mesaj atarak sizden bir doğrulama istemez. Sizin zaten mail adresiniz, telefon numaranız kayıt olurken onlara veriyorsunuz. Bundan kaynaklı WhatsApp'tan, işte örnek veriyorum DM'den böyle gelen linklerin hiçbirine tıklamamanız gerekiyor. Ve çok teşekkür ederim Devran, vermiş olduğun bilgiler için. Her ne kadar yaşın çok genç olsa da o kadar donanımlı ve o kadar bilgili olduğun, şu an hani yanında oturduğum için gözlerinden ben o enerjiyi, o ışığı alabiliyorum ama öyle zannediyorum ki ekran başındaki izleyicilerimiz de bunu fark etmişlerdir ve önümüzdeki günlerde yine ihtiyaç dahilinde ve tabii ki öğrenmek istediklerimiz nezdinde yine seni konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ederim ben katıldığın teşekkür için. Ederim. Ayağına sağlık, sesine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, samimi analizim burada sonuna geldik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.